şirketlere karşı bir birlik yaratıldı. Şimdi aynı vaziyet fazlasıyla şu an yine günümüzde mevcut. Ve yine aynı şekilde Türkiye İran'ın parçalanmasına tam karşıt mevkide. Siz burada diyorsunuz ki eğer İran parçalanmaya karar verilmişse emperyalistler, buna hiç kimse bir şey yapamaz. Ben buna şey yanaşmıyorum yani bu fikriyatınıza. Türkiye sessiz kalmayacak diyorum. Türkiye müdahil. Siz diyorsunuz ki mesela Türkiye diyorsunuz ki nasıl diyorsunuz ki sessiz kalıyor işte Urmi'de, Tebriz'de Türklerin hakların yenilmesine veya kültürel haklarının olmamasına. Burada hepimiz aynı fikirdeyiz. Burada hiçbir şey yok. Ama zaten bu yapılan bu yeni süreç bunun için işte oluştu ki İran mecbur kaldı. Böyle bir değişim dönüşüm sürecine girdi. Şu an İran'da eğer ki Pezeşkian'ın başına bir iş getirilmezse, derin İran, derin Fars Molla rejimi başına bir iş getirmezse Pezeşkian'ın, zaten bu işleri görmeye göre geldi. Ha diyorsunuz ki şu güne kadar hiçbir şey yapmadı. Kaç gün oldu şu ana kadar? 50 gün mü oldu? 40 gün mü oldu? Yani bir adam 100 günden, 200 günden önce ne yapabilir ki bu böyle bir sistemde? Siz Pezeşkian'dan hiç mi ümidiniz yok? Mustafa Bey, ben hesap edirəm ki, benim düşünceme göre Türkiye, ben Türkiye bizim için kardeş bir devletti, öz devletimizdir. Ancak benim düşünceme göre İran meselesinde Türkiye zaman zaman hatalara yol verdi. Məsələn, elə sizin az öncə ben içimi də anladım. Sizin elə anlattığınız, məsələn, Mustafa Kemal Atatürk'ün Rıza Şah'la çok yaxınlaşmasını doğru bulmuyorum sözün açığı. Sonraki dönemlərdə də, yəni bugünə qədər də əslində bir çox məsələlərdə rəhmətli Turqut Özal da bu veya digər məsələlərdə əvvəlcə yanlışlar yoxdur. Sonra doğru şeylər də yaptı. Onu da deməkdə bir fayda vardır. Ancaq bence İran meselesinde Türkiye yani bazı meselelerde konularda yani bazı konularda diyerken de oradaki Türklere ister Güney Azerbaycan Türkleri olsun ya da genel adıyla İran Türkleri diyerek ben İran kavramını doğru görmürüm. Yani o bölgedeki bütün Türklere bir bazı şeylerde doğru şeyler yapmıyor. Bugün de yapmıyor bence. Yani Türkiye kendini korumak için daha çok İran parçalanmasın diyor. Ben o yakışı Türkiye kendini bu yanlış bir yanaşma. Bir elbette yanlıştı. Türkiye kendini parçalanmasın diye İran'ın parçalanmasına göz yummaması bir yanlıştı. Yanlıştı. Yani bu ancak bu yönden yanaşması yanlıştı. Yani ben parçalanmayayım, İran parçalanmasın ve İran adlanan ülkedeki Türklere de zulüm devam etsin. Yani Türkler öz dilinde okullara gitmesin. Türkler eşeği adlandırılsın. Türkler tarakan adlandırsın. Ne bileyim Türkler vahşi barbar adlandırsın. Böyle şey olur mu? Ya yaxşı arkadaş. Ben anladım. Türkiye İran'ın parçalanmasında beni de dokunabilir. Beni de emperyalistler parçalar. O zaman bu İran yönetimlerinle mesela için Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir sevgi ve saygımız var. Ancak 1937 yılında da siz dediğiniz ben şimdi anladım. Bir pakta var tamam. Bəs neden Rıza Şah'a bir şeyler etmedi ki 1937 yılına kadar Rıza Şah ve onun yönetimi Türkleri irzini, namusunu tecavüz edirdi. Diline kadar yasaklar koymuştu. Azerbaycan'ı paramparça etmişti. Ondan sonraki dönemde İsmet İnönü, ondan sonraki dönemde ne bileyim Menderes, ondan sonraki dönemde Celil Bayar, ne bileyim Turgut Özal, Süleyman Demirel ve bugün de Recep Tayyip Erdoğan. Arada bazı şeyleri dile getirdi. Hatta bir Laçın şiirini de okuyarken biraz şeyde İran'da bir şeyler yani şey oldu yani bir şeyler sanki yerinden kerpendi. Ancak demek istediğim odur ki yaxşı bu zihniyet ki var Türkiye'nin özellikle partiyalarında bu zihniyet var ve bu zihniyet şeye de Türkiye'nin insanların da zihniyetine hopmuştur. Ya ki İran parçalanmasın, aman İran parçalanmasın, İran parçalanarsa o zaman Türkiye'ye zarar verecektir. İmperyalistler Türkiye'nde parçalayacaktır. Yaxşı,
Ben bunu anladım. Benim Tebrizli, Urmuru, Xoylu, Teyranlı, Makulu, Qaşqaylı, Şəbistəli kardeşlerimizin ne zamana kadar bu İrancılık adı altında, Şiyacılık adı altında, şu adlar altında milyonlarla Türkler zulüm görəcəklər, takdir olunacaklar, aşağılanacaklar. Buna kim dur deyəcəkdi? Kim dur deyəcəkdi? Türkiye dur demir. Türkiye dur demir. Buyur. Şimdi bir kere Atatürk'ün dışındaki siyasetçilerin yaptıklarının %100 doğru olduğunu ben hiçbir zaman hani öyle bir kefil de olamayız, şey de yapamayız. Hatalar yapılmıştır günlük siyasetin gereğince veya Türkiye'nin yeterince güçlü olmaması. Mesela özellikle İsmet İnönü döneminde biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı çıktı. Türkiye'de savaştan yeni çıkmış. Daha yeni 10 yıllık 21 yeni bir de devlet yaratılmış, sıfırdan kurulmuş ve orada bir tarafta Sovyetler Birliği tehdidi var, bir tarafta Alman tehdidi var falan filan derken orada bir denge politikası izlenmiştir. Yani İsmet Paşa'nın bazı konularda özellikle Stalin'e karşı, Stalin'in Türkiye'den toprak talepleri bile olduğunu hatırlarsınız, siz benden daha iyi bilirsiniz. Onu kızdırmamak için, onu işte bir takım şeylerden ön alabilmek için bir takım tavizler vermiştir. Ama Atatürk o zamanın koşullarında bile emperyalistlere karşı en güçlü duruşu her şekilde vermiştir. Ve bu çerçevede de zaten bu pakt oluşturulmuştur. Siz orada yani o zamanın koşullarını göz önünde bulundurmadan, o zamanki konjonktürü dikkate almadan bunları nasıl korumamış, nasıl sahip çıkmamış diye yaklaşırsanız haksızlık etmiş olursunuz. Özal'ın da hataları olmuştur. Dediğiniz gibi sonradan düzeltilmeye kaydıyla ama Faik Hocam bence bugünkü esas yeni durumu tam tahlil etmek lazım. Meseleleri anlamak lazım. Şu anda yepyeni bir konjonktür var. Yepyeni bir denge merkezleri var. Yepyeni bir dünya sistemi şu an artık bütün şeyleriyle kuruluyor. Ve şu andaki Türk devlet aklı bakın 2020 yılından itibaren sizlerle birlikte yaşadığımız o ikinci Karabağ savaşının muharebesininle birlikte bir tamamen bir strateji değişikliğine gitmiştir ve sahaya inmiştir. Türk devlet aklı artık sahadadır. Bu bölgeyi emperyal güçler tarafından dizayn edilmesinin önüne geçmek için her türlü varyasyonu, her türlü enstrümanı kullanır hale gelmiştir. Bunun da en somut adımı, semeresi işte Karabağ meselesinin hallolmasında oldu. Bakmayarak ki bazı dostlarımız, kardeşlerimiz bunu artık İsrail'e bağlıyorlar. İsrail'in silahlarıyla bu iş çözüldü diyorlar. İsrail'in kömeğiyle Karabağ aldık diyorlar. Eyvallah, onlar öyle desinler, bilsinler. Ama şimdi gelinen noktada diyorsunuz ya hani nasıl olur ki bu kadar sessiz kalıyoruz. Ben de diyorum ki nereden biliyorsunuz sessiz kalmadığını? Nereden biliyorsunuz ki Pezeşkiyan'la Türk Devleti'nin nasıl bir yol haritası çıkarıp da Türklerin kültürel haklarını, siyasi haklarını almayacağını, önümüzdeki dönemde Hamaney'den sonra nasıl bir sistem olacağını, Türkçenin belki ikinci resmi dil olarak kabul edilip edilmeyeceğini İran'da. Bunu nereden biliyoruz? Burada bir şeyimiz yok, var mı elimizde? Diyelim ki Pezeşkiyan geldi, 3 yıl, 5 yıl görevde kaldı ama dediğiniz gibi hiçbir şey yapmadı. Veya yaptırmadılar veya şey yaptılar dediğiniz gibi. Mustafa Bey... Ben tamamlıyorum, özür dilerim. O zaman dersiniz ki ha bakın gördünüz mü, olmadı. Ama şu anda siz Türk Devleti'nin bakın Türkiye'de çok gelip gidiyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'deki gelişmeleri lütfen iyi analiz edin. Türkiye hiçbir şekilde sessiz kalmıyor hiçbir şeye. Hiçbir şeye konuyor bakın. Hele hele ki burnunun dibinde olan İran'daki olan hiçbir gelişmeye kayıtsız kalmıyor. Yani bunu lütfen daha dakik ve daha derin analiz edersek o zaman meseleyi daha böyle hamasi şeylerden uzak realiteye uygun olarak tahlil etmiş oluruz. Mustafa Bey çok iyi. Siz konuşanda tabii olarak Azerbaycan'dan daha çok Türkiye'nin çıkarlarını ve menfaatlerini İran konusunda da diğer konularda da bunu dikkate alın. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin çıkarları, çıkar diyorsunuz dediğiniz için çıkar diyorum. Ben çıkar kelimesini çok şık bulmuyorum. Stratejileri, öncelikleri neyse Azerbaycan için de aynısı geçerlidir. İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Yani Türkiye için önemli öncelikli olan Azerbaycan için de önceliklidir.